Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dörtgenlerin son konusu yani dörtgenlerde bölüm 6 çokgenler konusunu anlatacağız sizlere. Evet çokgenler. Çokgen nedir? İlk önce onun tanımından başlayalım isterseniz. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en tane noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçaların oluşturduğu kapalı şekle... Biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Çokgen adını veriyormuşuz. Tabi üçgeni de ben çizmemişim ama üçgen de bir çokgendir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi dörtgen. Bu beşgen, beş kenar kenar sayısına göre adlandırılır. Altı kenarı varsa altıgen, yedi kenarı varsa yedigen ya da en kenarı varsa biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Engen adını vereceğiz. Şimdi çokgenlerde belli başlı bazı formüller var arkadaşlar. Şöyle formüller hocam of bunların hepsini biz nasıl ezberleyeceğiz ya? Nasıl yapacağız? Böyle ezberlemek zor. Size göre de değil ezberletmek. Ne yapacağız? Ezberleme o zaman. Kendin çıkar. Ben böyle bir şey geldiği zaman hemen aklımda nasıl kaldı biliyor musun? Bir dörtgen çizdim ve ne diyorsa onu yapmaya çalıştım. Mesela dörtgen ve beşgen benim işimi kurtardı. Bak şimdi diyor ki adam. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Ha, sadece bir köşesi yalnız dikkat. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Kaç tane çizebiliyorsun burada? Bir. Başka çizebiliyor musun? Beşgende kaç tane çizebiliyorsun bir köşesinden? Bir. iki. Altıgende kaç tane çizebiliyorsun? 1 2 ve 3 çizebiliyorsun. O zaman bak dörtgende kaç çizdin? 1. Beşgende kaç çizdin? 2. Altıgende kaç çizdin? Bir köşeden çizilen köşegen 3. Yedigende 4. Sekizgende 5. Dokuzgende 6, değil mi? Engenden ne olacak o zaman? Hep kenar sayısının bakın 3 eksi değil mi? Dörtgende 1, beşgende 2, altıgende 3 hep kenar sayısının 3 eksiği. O yüzden ne çıktı arkadaşlar bu? n 3 çıktı. Yani bana da geldiği zaman bak ben hemen şöyle şey yapıyordum çiziyordum. Dörtgende kaç tane size biliyorum Bir tane. a kenar sayısı düşeceksin. Bitti. Tamam formül ezberleme. Hiç gerek yok. Yine ezberden sizi kurtarıyoruz. Bir köşesinden çizilen çizilen köşegen ile bir köşesinden çizilen köşegen ile olacaktı arkadaşlar bu. Köşegen ile. Oluşan üçgen sayısı n-2'dir. Bir köşesinden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı n-2 bakalım. Bir köşeden zaten köşegenler çizdim ben. Kaç tane üçgen oluştu arkadaşlar burada? Bakalım. 1 burası, 2 burası. Dörtgende 2 tane. Beşgende kaç tane? 1 2 3 tane. Altıgende 1 2 3 4 tane. Yedigende 5, sekizgende 6, dokuzgende 7 şeklinde gitmeyecek mi? Hep kenar sayısının kaç eksi oluyor? 2 eksi oluyor. O zaman n eksi 2'dir. Bir köşesinden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı neymiş arkadaşlar? n eksi 2'ymiş. Yine aynı şekilde böyle şey yaptığı zaman hemen çiziyorum. Dörtgen de hop iki tane üçgen oluşuyor kenar sayısının. 2 eksi diyorum. Olay bitiyor. Sonra hocam işte bunu ezberleyeceğiz. Mecbur ezberleyeceğiz. İç açıların toplamı, iç açıların ölçüleri toplamı neymiş? n eksi 2 çarpı 180 dereceymiş. Allah Allah. Bunu ezberleyeceğiz mi? A -a, bunu da ezberlemeyeceğim. Kardeşim, dörtgen, dörtgene bak. Dörtgende kaç tane üçgen var? 2. Aa hocam, 2 tane 180 derece var. 360. Beşgende kaç tane üçgen var? 3 tane. 3 çarpı 180. Altıgende kaç tane var? 4 tane. 4 çarpı 180. Engende kaç tane olacak? N tane. E, N eksi 2 tane üçgen olacak. Çünkü üçgen sayımız N eksi 2 değil miydi? Aa, üçgen sayısı çarpı 180 demek yeterli. Üçgen sayısı da zaten N eksi 2 idi. N eksi 2 çarpı 180'den olay bitiyor arkadaşlar. Geldik şeye dış açılarının ölçüleri toplamı. Dış açılarının ölçüleri toplamı da kaç dereceymiş arkadaşlar? 360. Bu üçgende de dörtgende de beşgende de hepsinde aynıdır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi e, şöyle bir şey de söyleyeyim yalnız bir yorum biliyorsunuz çok fazla okuyamıyorum da denk geldi bir okudum hocam dış açıların ölçüleri toplamı neden 360? Onu ispatlar mısınız diye şey yapıyor. Valla EBA'da bir video var arkadaşlar EBA'da çokgenler konusunda bir video var İsterseniz izleyin e, çok da güzel bir şekilde anlatmış e, orayı da izlemenizi de tavsiye ederim neden 360 derece İspatını merak edenler oradan baksın tamam mı? Ben buradan çizemiyorum maalesef gösteremiyorum yoksa çok çok güzel bir şekilde anlatmış oraya bir bakın. Şimdi başka ne var? Dış açıların ölçüleri toplam 360 derece. Tüm köşegenlerin sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2'ymiş. Hocam bunu ezberleyeceğiz mi? Aa Arkadaş sen bir köşeden kaç tane çiziyordun? Mesela beşgene bakalım arkadaşlar. Şu şöyle kalsın. Şuradan şey yapalım. İspat yapalım arkadaşlar. Bir beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, dokuzgen, engen. Neyse. Şöyle bir çokgen çizelim arkadaşlar. Şöyle bir çokgende. de. Şöyle bir çokgende. Arkadaşım sen bir köşeden kaç tane çiziyorsun? Hop 1 2 3 diye gidip kaç tane çiziyorsun arkadaşlar? Bir köşeden n-3 tane çiziyorsun. Aa hocam o zaman burada en tane köşe var. O zaman cevabımız n çarpı n-3 olması lazım. Aha bölü 2 nereden geliyor? Arkadaş şuna bak. Sen buradan da yine aynı şekilde bak. Kaç tane çizersin buradan da? Hocam işte 1 2 yine buradan en tane çizmeyecek misin böyle? Geldin geldin buraya en tane. Aha da buraya gelince ne oldu? Burada da en tane çizeceksin. Ama arkadaşlar bak burada çizilen köşegenle burada çizilen köşegen aynı. Ya da burada çizilen köşegenle burada çizilen köşegen aynı. Sen bir köşegeni hep iki defa saymış oluyorsun. N çarpı N 3 dediğin zaman. Çünkü şu ikisi hem buradan çiziliyor hem de buradan çiziliyor. Buradaki köşegen hem buradan çiziliyor hem buradan. Ya da buradaki köşegen hem buradan çiziliyor hem buradan çiziliyor. Yani sen her bir köşegeni iki defa saymış oluyorsun. n çarpı n eksi 3 diyerek. O zaman ne olacak arkadaşlar? n çarpı n eksi 3 bölü 2 buradan gelecek. Bölü 2 demeliyiz. 2 defa saydığımız için. Tamam mı? Hocam başka bir şey var mı? Başka bir formül var mı? Yok. Ya bir de birçok çokgen çizilebilmesi için şöyle bir şey var da. Yani müfredattan kaldırıldı mı kaldırılmadı mı? Tam demin değilim ama yazayım yine. Bir çokgenin çizilebilmesi için gerekli olan eleman sayısı. Gerekli olan eleman sayısı. Yine de notunuzda bulunsun. Eleman sayısı 2 yani eksi 3 tane elemanın bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan n eksi 2 tanesi uzunluk. n eksi 1 tanesi de açıdır arkadaşlar. n eksi 1 tanesi açıymış. n eksi 2 tanesi de neymiş? Uzunlukmuş. Yine de ne olur ne olmaz notlarımızın arasında bulunsun. Ona göre de işlem yapalım arkadaşlar. Şimdi şu sözel sorulara başlayalım. Bakalım ne diyor? Birinci örneğimiz. İç açıların ölçüleri toplam 1440 olan bir çokgenin bir köşesinden en fazla kaç köşegen çizilebilir? İç açıların ölçüleri toplam 1440 demiş. İç açıların ölçüleri toplamı neydi? Üçgen sayısı kadar 180'di. Üçgen sayısı neydi? Hemen bir dörtgen çizeyim. Üçgen sayısı bir köşeden kaç tane çizilebiliyorduk arkadaşlar? Önemli değil. Üçgen sayısı 1, 2. Aa, kenar sayısının ilk 2 eksiği. -2. O zaman n-2 çarpı 180'in kaç yapması lazım, 1440 yapması lazım. Buradan ee, n eksi 2 kaç yapıyor arkadaşlar? 1440 bölü 1440 bölü 180. Yani sıfırları sadeleştirsek ee, 10 defa, 9 8, 8 defa mı yapıyor? Evet, 8 defa yapıyor. 8 kere 8 64. Yok, 8 kere 8 64. Evet, 8 6, daha 14. 8 yaptı. O zaman buradan eni kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Bana diyor ki bir köşesinden bir köşesinde en fazla kaç köşe, köşegen çizilebilir? Evet. Çokgenin bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı soruluyor arkadaşlar. Çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı neydi arkadaşlar? Dörtgende mesela bir tane mi çizdim? Yani kenar sayısının kaç eksiği? Dörtgende bir tane çizdiysem kenar sayısı 4. 4'ün 3 eksiydi. O, o, şekilde aklımıza getiriyorduk. Yani n 3 olacak. Zaten biz kenar... N2 mi? N2 olur mu arkadaşlar? Eksi 2'yi öbür tarafa katınca kaç yapıyor? 10 yapıyor. Tamam. N'i zaten buradan 10 bulduk. O zaman cevabımız 10 eksi 3'ten kaç çıkacaktır? 7 çıkacaktır. Tamam. Evet bu sorumuzun cevabı bu. Geldik bir sonraki soruya. Bir köşesinden çizilebilen köşegen ile köşegen sayısı en çok 11. Neydi bir köşesinden çizilen köşegen? Hemen unuttuysanız dörtgen çiz. Bir köşeden bir tane çizebiliyorsunuz. Kenar sayısının kaç eksi? N eksi 3. Ee, 3 eksi. O zaman n eksi 3. Neye eşitmiş? 11'e eşitmiş. N buradan kaça eşit oldu o zaman? 14'e eşit oldu. Sonra ne diyor arkadaşlar? 11 olan konveks bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç tane dik açıya eşittir? İç açılar ölçüleri toplamı üçgen sayısı kadar 180'di. Üçgen sayısını arkadaşlar burada? Üçgen sayısı dörtgende iki tane oldu. Kenar sayısının iki eksiği yani n eksi 2 çarpı 180'e eşit olacaktır. Ee, eni zaten 14 bulduk yani 12 çarpı 180'e eşit olacak arkadaşlar. Ee, 18 ile 12'yi çarpsak 2 kere 8 16, 2 kere 1 2 36. Ee, sonra bir de 18 ekleyelim buraya. Kaç yapıyor arkadaşlar? 216. Evet 216. 2160. O pardon çarpmaya gerek yok. İç açıların ölçüleri kaç tane dik açıya eşittir diyor bize. Kaç tane dik açı? Arkadaşlar dik açı dediğimizde 90 değil mi? Kaç tane 90 derece var? Bu 180'e ayıralım. 180 2 çarpı 90 değil mi? O zaman 12 çarpı 2 24 çarpı 90 yaptı. Kaç tane dik açıya eşit oldu arkadaşlar? 24 tane dik açıya eşit oldu. Yani cevabımız 24 yaptı. Peki hocam sorunun içerisinde konveks kelimesi geçiyor. Bu konveks ne demek? Arkadaşlar konveksli konkavlık kaldırıldı. Tanım olarak da kaldırıldı ama soruların içerisinde çıkıyor. Konveks dediğimiz dış bükey. Yani şu şekilde arkadaşlar dışa doğru bükey olacak. Konkav dediğimizde iç bükey. Yani şu şekilde arkadaşlar içe doğru bükeylik varsa da buna konkav diyoruz. Ama bu kavramlar işte müfredattan kaldırıldı ama yine de şeyin içerisinde soruların içerisinde kullanmak zorundayız. En azından ya da bu konveks ya da konkavu kullanmasak bile dış bükey diye söylememiz gerekiyordu aslında. Tamam. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda ne demiş? Bir çok genin çizilebilecek tüm köşegenlerin sayısı Neydi arkadaşlar? N çarpı N eksi 3 bölü 2. En azından buradaki kavramların içerisinde diğer hepsini zaten çıkartabilirsiniz. En azından tüm köşegenlerin sayısını ezberleyin arkadaşlar. Tamam. N çarpı N eksi 3 bölü 2. Ne eşitmiş arkadaşlar? Kenar sayısının 6 katına eşitmiş. 6 N'e eşitmiş. Hocam aynı taraftalar N'ler sadeleşir mi? Evet. N eksi 3 2 çarpı N eksi 3'ü yalnız bırakayım. Bu 2 öbür tarafa çarpı olarak geçer. N eksi 3 eşittir 12 yaptı. N de buradan kaç yapar? 15 yapar. Bana diyor ki bu çokgende bir köşeden çizilebilen köşegenlerle en fazla kaç üçgen oluşturulabilir? Üçgen sayısı neydi? N 2 idi. Yani 15 2'den kaç çıkar? 13 çıkar arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Konveks bir çokgenin ardışık 3 köşesinden o çizilebilen köşegen sayısı 8 olduğuna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? Hocam şöyle düşünebilirsiniz. Bir köşeden kaç tane çizilebiliyordu? Bir köşeden en eksi 3 tane çizilebiliyor değil mi? Hocam bir köşeden en eksi 3 ise öbür köşeden de en eksi 3, öbür köşeden de en eksi 3 dersek ve burada 8'e eşitlersek yanlış yaparız. Niye? Bir şekli çiz bakalım. İşi garantiye al. Bir çokgenin. Bakın ardışık 3 köşesi diyor. Ardışık 3 köşeli bir tane şey. Çokgen belirleyelim. Ardışık 3 köşesi mesela arkadaşlar. Biri bu, biri bu, biri bu. Tamam sen buradan Hocam bir bu bir bu diye diye gidip kaç tane n-3 tane çizebilir misin? Evet. Yazalım burada n-3'ü. n-3 tane çizebilirim buradan. Hocam öbürüne bakalım. Öbürü de şuradan. Buradan da yine n-3 tane çizebilir misin? Sıkıntısız bir şekilde çizebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan da n-3 tane çizebiliyoruz. Artı n-3 artı. Hocam buraya geldik. Buradan da n-3 tane çizebilir miyiz? İşte buradan yemedi. Niye? Buradan şu var mesela şu var mesela. Bunu daha önce çizmedik mi? İşte o yüzden ardışık 3 köşesinden çizilen ifadeye dikkat edeceğiz. Bunu zaten çizmiştik. O zaman bir tanesini çıkartacağız. Yani n eksi 3'ten bir tane köşegeni de çıkartacağız. n eksi 3 artı n eksi 3 artı n eksi -3, 3 olmayacak. Ha şunu demiş olsaydı ardışık 2 köşesinden çizilen köşegen sayısı ee, bilmem ne deseydi n-3 artı n-3 diyebilirdik. Orada herhangi bir sıkıntı olmazdı. Ama burada şunu zaten daha öncesinde çizmiştim. Şu siyahlardan kaç tane çizilecek? n-3 tane çizilecek. Ama bu öncesinde çizildiği için bunu almayacağım. O yüzden bu eksi 1'i çıkartmam. Yani 1'i çıkartmam lazım. Bu kaça eşitmiş arkadaşlar? 8'e eşitmiş. Kaç n yaptı burada? 3 n yaptı. 3 n 3 n eksi 3 eksi 3 eksi 3 3 6 9 10. 3 n eksi 10 eşittir 8 ise 3n eşittir 18 yaptı. n de buradan kaç yaptı? 6 yaptı. Bu çokgenin kenar sayısı kaçtır diye soruluyor. Yani n soruluyor arkadaşlar bize. Cevabımız da ne yaptı? 6 yaptı. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Lütfen dikkat edin buna. Tamam mı? Sınavda çıkabilecek sorulardan bir tanesi de diyebiliriz aslında. Ve geldik şu soruya. İç açılardan ikisinin ölçüsü 140 ve 160 derece olan konveks bir çokgenin diğer bütün iç açılarının ölçüsü 165 derece olduğuna göre. Hmm. Şimdi arkadaşlar iç açıların ölçüleri toplamının n-2 çarpı 180 olduğunu biliyoruz. Şimdi ben buna n en kenarlı bir çokgen diyecek olursam en kenarlı bir çokgen diyecek olursam İkisinin ölçüsünü vermiş. 140 artı 160 artı geriye kaç tane kenar kaldı? En tane kenarlıydı ya. Geriye n eksi 2 tane kenar kaldı. Geriye kalan bütün açılar da 165 dereceymiş. Yani n eksi 2 tane 165'in toplamı ne yapar? n eksi 2 çarpı 165 yapmaz mı? Bu da neye eşit olacaktır? n eksi 2 çarpı 180. Yani çok iç açıları toplamına eşit olacaktır. Ama ben şunu tavsiye ediyorum. Bir çokgende hatta düzgün çokgende de bir sonraki ders derste bunu anlatacağım zaten arkadaşlar. Ee, biz Dış açılardan gitmemiz yani açı kalabalıklığı varsa işlem kalabalıklığı varsa dış açılardan gitmemiz daha mantıklı oluyor. Sebep çünkü iç açıları ölçüleri toplamı neydi arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz ilk baştaki anlattığımız şeye bakıyoruz. İç açıların ölçüleri toplamı en eksik çarpı 180. Eyvallah. Dış açıların toplamı 360. Bak dış açısı daha sade. O yüzden dış açılardan gitmemiz daha sağlıklı olacaktır. Burada da dış açılardan gideceğim. İç açıların ikisinin ölçüsü 140 ve 160 ise bunun dış açısı 40. Bunun dış açısı kaç? 180'e tamamlayandır dış açısı arkadaşım. Bunun dış açısı kaç? 20. O zaman iç açıların ikisinin ölçüsü 40 ile 20'nin toplamı. Ve ondan sonra ne var? Diğer bütün açıları da 165 derece. Geri kalan en kenarlıydı. n eksi 2 tane açı kaldı. N eksi 2 tanesi kaç yapacak? Bunun dış açısı kadar yapacak. Bunun dış açısı kaç derece? 15 derece. N eksi 2 tane 15 eşittir dış açıları ölçüleri toplamı. Yani burası 60 yaptı. 60 attık bu öbür tarafa. N eksi 2 çarpı. n eksi 2 çarpı. Şunu yukarı alayım. N eksi 2 çarpı 15 eşittir 300 yaptı. 15 ile de 300 sadeleşir. 20 yapar. Ee, n eksi 2 eşittir. 20 ise n de buradan kaç gelir? 22 gelir arkadaşlar. Bu çok genin kenar sayısı kaçtır diye soruluyor bize. Buyurun size kenar sayısı arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız ne yaptı? 22 yaptı. Evet. Neymiş dış açıdan gitmek daha mantıklı. İşlem kalabalığından kurtarıyor bizi. Tabii ki yukarıdaki işlemden de çıkar arkadaşlar ama bayağı bir işlem olacakmış gibi gözüküyor aslında orada. Aslında en eksik parantezini alıp bir şeyler bir şeyler yapılabilir ama neyse gerek yok. Dış açılar daha sağlıklı haberiniz olsun. Geldik bir sonraki soruya. A B C D E beşgen. Şu beş beşgenmiş arkadaşım. K -A -E -F doğrusal. Şurası doğrusal. Ee, olduğuna göre alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Bakın yine çokgen. A çokgen. 1, 2, 3, 4, beşgen. Hocam bu beşgen. iç açısı kaç derece bunun? 140. Hocam bunun iç açısı kaç derece? 120. İç açıları toplamından gideriz. İç açılar toplamı n-2 çarpı 180. 5 2 çarpı 180 eşittir. Ee, ne olacak? Şunların hepsini toplam yapacak. Sen uğraş uğraş. Bu büyük sayılarla uğraş. Ben uğraşmam. Ben buradan yapmam. Sen de yapmazsın. Niye? Dış açılardan gitmek daha mantıklı. Zaten iki tane dış açı verilmiş. E bunun da dış açısını bul. 180'e tamamlayan açısıdır 60. E bunun dış açısına x de. E bunun dış açısı da zaten kaç derece? 90. Dış açılar toplamı 360 yapmıyor mu? Daha kısa değil mi? Sanki oradan daha kısa. O zaman 40. Şimdi açılara bakalım. 90, 60, 40, 60, x. 90, 60, 40, 60 ve x toplamı kaç yapacak? 360 yapacak. Evet, şurası 100 yaptı. 190 60 daha 250. 250 öbür tarafa atınca x açısı da kaç yapıyor arkadaşlar buradan? 110 derece yapıyor, değil mi? 250 360'tan 100 250 çıkartınca 110. Evet, x açısı 110 derece ise Bizden alfa açısı isteniyor. Alfa da 180'e tamamlayan açısıdır. 70 derecedir. Ya da ne yapacaksın? İşte şuradaki açıları da bulup iç açılar toplamı n-2 5-2 çarpı 180 deyip işlem kalabalığıya cevaba ulaşabilirsin yine. Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi bu video burada bitsin. Çünkü diğer videoda düzgün çokgenleri anlatacağım. Bu arada şu düzgün çokgenler sayfası karışık olmuş arkadaşlar. Ee, ilk başta çektirenler sıkıntı yaşamaz da. Şu sayfa biraz karışık olmuş. Ee, bu sayfayla bu sayfanın yeri değişik olacak arkadaşlar. Burası 121 olacak. Burası 120. sayfa olacak. Tamam mı? 120 ile 121. sayfaları değiştirin lütfen. Ee, bir sonraki videoda düzgün çok yanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.